Herkese merhaba. Akıllı Parayla karşınızdayız. Ben Cumhur Örnek. Yurt içinde bugün sabah saatlerinde önce istihdam verisini sonra da bütçe gerçekleşmelerini takip ettik. Az evvel de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenlemiş olduğu beklenti anketlerinin sonuçlarını takip ettik. Enflasyonda beklentiler aşağı yönlü gelmeye devam etmiş. Diğer taraftan yurt dışında ticaret anlaşmalarında Kudlow'un açıklamaları piyasalara moral vermiş gibi gözüküyor. Faz 1 anlaşmaya çok yaklaştık şeklindeki açıklamaları borsaları yukarı yönlü hareketine yeni bir katalizör olmuş gibi gözüküyor. Hong Kong tarafında ise gösteriler devam ediyor. Hafta sonu bakalım orada nasıl gelişmeler yaşanacak, bunu da yakından takip ediyoruz. Son olarak da bu hafta teknik resesyona girmekten kurtuldu ama Almanya'da bütçe çalışmaları vardı. Denk bütçe üzerinden devam etme kararı aldılar. Hızlı haber turuyla akıllı paraya başlayalım. Türkiye'nin istihdam kaybı ile mücadelesi sürüyor. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Ağustos döneminde 2,9 puanlık artış ile %14'e yükseldi. Genç nüfusta işsizlik ise %27,4 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 789 bin kişi azalarak 28 milyon 529 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile %46,3 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi Ekim'de 14,9 milyar TL açık verirken faiz dışı açık Ekim'de 8,07 olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçe dengesi ise Ocak-Ekim döneminde 100,7 milyar TL açık kaydetti. Almanya harcamada disiplinden yana, özellikle Euro bölgesi ekonomilerinden mali genişleme için baskı gören Alman hükümetinde bütçe komitesi 2020 için 362 milyar euro harcama öngören bütçe tasarısını onayladı. Tasarının 25 Kasım'da parlamentoya sunulması bekleniyor. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çin ile birinci aşama ticaret anlaşmasının iki tarafın yakın temasta çalışmasıyla son safhasına yaklaşıldığını söyledi. Kudlow, Perşembe günü Washington'da Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşmasının ardından gazetecilere anlaşmanın çok yakın olduğunu fakat henüz bitmediğini belirtti. Hong Kong hükümeti 2019 yılı için büyüme tahminini %0-%1 aralığından eksi %1,3'e çekti. Hong Kong hükümeti tarafından açıklanan tahminlere göre 3. çeyrek için resmi büyüme beklentisi ekonominin bir önceki çeyreğe kıyasla %3 daralmasını beklediğini belirtti. Bugün açıklanan verilere hızlıca bir göz atalım. Değinmediklerimizin içerisinde Japonya'dan aylık sanayi üretimi vardı sabahleyin %1,70 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan Avrupa bölgesinde TÜFE verilerini takip ettik. Her iki, hem manşet enflasyon hem de çekirdek TÜFE'nin sabit kaldığını, beklentilere paralel gerçekleştiğini söyleyelim. %0,70 bir TÜF manşet rakam var. %1,10 da çekirdek tarafta. Diğer belirtmemiz gereken konu enflasyon beklentileriydi. Önümüzdeki 12 aya ilişkin rakamlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketinde aşağı yönlü geldi. 12 aylık rakam bir önceki tahmin zamanında %11,2 idi. Şimdi gelinen seviyenin %10,5 olduğunu görüyoruz. 24 aylık tarafta da düşüş devam etti. %9,8'den geldiğimiz son rakam %9,16. 2019 için büyüme rakamı ise %0,3 olarak belirtildi. Ankete katılan piyasa katılımcıları ve analistler, ekonomistler tarafından Merkez Bankası'nın derlediği anketin içerisinde. Öğleden sonra saat 16.30'dan sonra ABD'de perakende kendi satışları takip edeceğiz. Bir önceki ay sürpriz yaparak %0,30 aşağıya gelen perakende satışın bu ay %0,20'lik bir artış sergilemesi bekleniyor. Diğer taraftan Amerika'da New York Empire State imalat endeksine baktığımızda da sınırlı da olsa bir artış var. Burada olması bekleniyor. 4'ten 6'ya düşünülüyor.
oradaki rakamın. Piyasaya hızlıca bir göz atalım. Yurt içi piyasalarda özellikle dolar Türk lirası 5.75 seviyesinde. Son rakamlara baktığımız zaman son 5 günde oldukça yatay bir seyir var. Gün içerisinde gördüğümüz 5.79'lar vardı görüşmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump tarafındaki. Bu noktadan sonra baktığımızda 5 günlük rakamlarda çok da anlamlı bir değişiklik olduğunu görmüyoruz. Özellikle bu noktada bugün ticaret iyimserliğini Kudlow'un yapmış olduğu açıklamalar tetikledi. Asya para birimlerine baktığım zaman orada gerilemelerin olduğunu görüyorum. Özellikle Kore Won'un da %0.3'lük, Güney Afrika Rand'da %0.4'lük aşağıya bir geliş var. Dolar Türk Lirası da 5.75'te düne göre yatay olduğunu belirtmiştik. Majör para birimlerine baktığım zaman risk iştahının toparladığı bir ortamda Japon yeni ve İsviçre frangının değer kaybettiğini görüyorum. Euro dolar ise bugün 1.10'un üzerine çıkmış durumda. En son gerçekleşen rakamlar 1.10.30 olarak gözükmekte. Altında ise son gelinen rakam 1465. Petrolde ise yeniden 62 dolara gerilemiş durumdayız. Bu haftanın geneline baktığımızda orada da %1'lik bir aşağı geliş var. Petrolde 200 günlük hareketli ortalama olan 64,5 hala önemli bir direnç olma özelliğini gösteriyor diyebiliriz. Hisse senetlerinde ise özellikle ticaret gerilimi bir yandan, Hong Kong'daki gösteriler diğer yandan, ekonomik veriler biraz geri plana atıldı. Powell'ın açıklamaları biraz daha geri atıldı. Powell'a baktığımızda Amerikan ekonomisinin oldukça iyi durumda olduğunu söyledi. Fiyatlamalarda ise Borsa İstanbul yeniden 105 bine doğru hareketlenmiş gibi gözüküyor. Düne göre değer artışı %1. S&P 500 vadelisi 3100 seviyesinin üzerinde yeni bir rekora bakalım bugün göz kapacak mı? Haftanın son işlem gününde haftalık kapanışta tarihi zirve mi gerçekleşecek yeniden bu yakından takip edilecek. DAX'ta nispeten yatay bir seyir görüyorum. Japonya'da sanayi üretimi verisinden sonra %0.7'lik bir artış var. Çin'de ise %0.6'lık bir geri geliş var ama bakalım oradaki Kudlow'un açıklamaları pazartesi gününe nasıl yansıyacak? Sabit getirim menkul kıymetleri de son olarak değinelim. CDS'imiz 314'te, bir haftalık swap faizimiz %12.40 seviyesinde gibi gözüküyor. Diğer taraftan 2 ve 10 yıllıkları da baktığımızda 10 yılın %12.34 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Risk iştahı nispeten birazcık daha bu noktada bakalım ABD 10 yıllıklarını New York açılışından sonra nereye getirecek ama terminale baktığımda son rakamın %1.84 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bundan sonrası için soracağım sorulardan bir tanesi, evet oynaklıklar düşüyor. VIX'te ve MOVE'da aşağı geliş var. Piyasa hedge fon oyuncuları bu noktada VIX'te aşırı kısa pozisyona gelmiş. Bu önümüzdeki dönem için bir risk olur mu? Bunu yakından takip edeceğiz. Şimdi fiyatlamaları aktardık. İstihdam verilerini de özetledik. Haftayı genel olarak gidelim Norsiyem'de Arzu Toptay ile birlikte toparlayalım. Bakalım Türk varlıkları için yeni beklentiler nasıl oluşuyor? Enflasyon geri geliyor. Merhaba Arzu, hoş geldin yayınımıza diyerek topu sana vereyim. TL varlıklar haftayı kapatıyor. Kritik bir görüşme vardı 13 Kasım'da. Piyasa açısından yeni bir şey duymadık ama fiyatlamaları da bozmadığını görüyoruz. Sen burada ne bekliyorsun? Öbür taraftan da altın 1445'e değdikten sonra 3 gündür yükseliyor. Sence yeni işlem bandımız neresi olacak? Evet, teşekkür ederim Cumhur, hoş bulduk. Evet, bu haftayı nasıl kapatıyoruz? İçeride TL varlıklarda 13 Kasım'da ABD'de yapılan görüşmenin etkileri ilk etki olarak bir satış yönünde piyasalara yansıdı. Ardından tekrar bugün küresel piyasalarda özellikle ticaret müzakereleri iyimserliğiyle tekrar bir yükseliş yaşandığı için genel olarak gelişen ülkeler tarafında daha pozitif bir hava var. Ama gelişen ülke piyasaları endeksleri arasında şöyle bir bakıldığı zaman bugün Güney Kore ve Türkiye'nin biraz ön plana çıktığını görüyoruz. Yüzde olarak özellikle yükselişte bu iki ülke daha iyi performans göstermiş. Gelişen ülke piyasaları bonoları tarafında bir miktar satış baskısı var. O satış baskısı da tabii FED başta olmak üzere önümüzdeki sene içerisinde merkez bankalarının faiz indirimi konusunda çok da gerek duymayacakları bir ekonomik ortam oluşabilir beklentisi olduğunu görüyoruz. Bu zaten ABD 10 yıllıklarında söylediğin gibi %1.95 üzerine çıkan, hatta o seviyeleri test eden yükselişleri de değerle de açıklanmış oluyor. Öte yanda hisse senedi piyasalarındaki iyimserlik devam ediyor. Şimdi öyle görünüyor ki ilk faz anlaşma için Çin'in ABD'den ithal edeceği 50
milyar dolarlık tahıl ürünleri tarafında nasıl bir yol izlenecek, bu bekleniyor. Sanki bu çözülürse ABD de kademeli olarak ithalat vergilerinde indirime gidebilir ve ilk faz anlaşma gerçekleşebilir havası var. Bu hava ile hisse senedi piyasaları bugün tekrar S&P 500 endeksinde 3100 endeks seviyesinin üzerinde çıktığına anlaşılacağı gibi pozitif bir hava içerisinde. Kısa pozisyonlar rekor seviyelerde ve rekor seviyelerdeki kısa pozisyonları birçok analist piyasa için risk olarak görüyor. Ve eğer ki beklentinin gerçekleşmesiyle beraber piyasa kendisini yukarıya taşıyacak daha fazla katalizör bulmazsa bir satış baskısı yaşanabilir endişesi var. Tabii ki hani put call rasyosuna baktığımızda da aynı durum söz konusu. Hedge'li pozisyonlarda bir azalma var. Yani bir rehavet var ki hisse senedi piyasaları sanki sene sonuna kadar bir rally içerisinde yükselişini devam ettirebilir. Tam bir sürpriz. Orayı kestirmek çok güç. Çok güçlü bir trend. Dolayısıyla şimdilik hisse senedi piyasasındaki pozitif hava devam ediyor demekle yetinmek gerekiyor. Emtialara geldiğim. Evet, bir bağlantımız ufak bir problem oldu. Şimdi akıllı paraya kısa bir ara verelim. Aranın ardından bugün konuğum Atilla Pembeci olacak, Alternatif Yatırım Genel Müdürü. Kısa bir ara. Akıllı Para'da bugün konuğum Alternatif Yatırım Genel Müdürü Atilla Pembeci. Atilla Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bugün açıs baktığımızda oldukça kritik bir haftaydı. Gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın görüşmesi noktalandı. Bundan sonrası için piyasa biraz daha bekle göre geçti. Bu noktada yıla başladığımız yere bakıyorum. Bir haftalık swap'la mevduatları biraz Kore'yle gittiğini düşünecek olsak 200 gündür 23'lü seviyelerdeydi. Şimdi geldiğimiz yer %12. Evet. Yatırım iklimi bundan nasıl etkilenecek? Tabii en sonunda yıla başladığımızla şu anda yılı bitirirken geldiğimiz nokta çok farklı. Esasında bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de Fed'in bir faiz artırım patikasından faiz indirim patikasına çok hızlı bir geçiş yapması ve ondan dolayı da esasında ondan sonra özellikle yaz başındaki oluşan atmosferin gelişmekte olan piyasaları destekleyici ya da hani biraz daha likiditeyi artıran bir konjonktürde esasında bizim de faiz indirimlerine daha fazla ya da izin veren, imkan veren bir ortamın oluşmasından dolayı oluştu bu. Evet, bu haftanın başından beri de heyecan eksik olmadı. İşte sadece Sayın Erdoğan-Trump görüşmesi değil, ayrıca Trump'ın azil sürecinin başlamış olması, oradaki ilk şeyin kongrede yapılmış olması. Yani birçok şey var. Ve işte devam da edecek gibi gözüküyor. İşte Aralık başında NATO zirvesinde yine bizim politika tarafında, dış politika tarafında vereceğimiz önemli bir hafta olacak. Ondan sonra Merkez Bankası faiz kararı derken yani yine böyle hızlı bir şekilde şey yapacağız. Evet, İngiltere seçimleri. Yani şimdi var yani. Biz şöyle düşünüyorum, hani Ağustos'tan bu yana Eylül ayı çok kritik olacak dedik ama hep sürekli olarak ayları da öteliyoruz. Evet. Aynı gündem maddeleri var. Eylül'de çözülür diye beklediğimiz Ekim, Kasım ve Kasım'da en son aralığa kadar gelmiş gibi gözüküyor. Evet. Peki bundan sonra yakından takip edeceğimiz bu gelişmeler içerisinde bu oynaklık böyle devam edecek mi? Piyasalar bunu kaldıracak güce sahipler mi? Yoksa zaten son dakikaya kadar bekledikleri için kötüyü fiyatlamakta hiç rahatsız olmuyorlar mı? Evet, yani esasında baktığınız zaman bu sene S&P bile sanki bir gelişmekte olan piyasa gibi hareket etti. Yani o volatilite sahiden belli dönemlere sıkışmış volatilite diyelim. Sahiden insanların çok canını yaktı. Ve bunun işte birkaç nedeni var. Birden tabii her şeyin tersine dönmesi, işte algoritmaların devrede olması, stop loss'ların daha vahşice girmesi sisteme. Yani birçok şey bunu yapıyor ama bizim de artık buna böyle bir ortama alışmış olmamız gerekiyor, alışkın olmamız gerekiyor ve yatırım kararlarımızda
kısa vadeli böyle volatiliteleri öngörerek ve yani mümkün mertebe bunlardan korunarak, hatta bunları da fırsat olarak kullanarak bir yatırım stratejisi yaratmaları gerekiyor yatırımcıların açıkçası. Şimdi bir taraftan da tabii Türkiye ekonomisini anlamaya çalışırken Avrupa'yı da çok yakından takip evet. ediyoruz. Dolayısıyla izninizle bir Londra'ya gideceğim. Commerzbank kıdemli ekonomisti Peter Dixon bizimle olacak. Hi Peter. Merhaba Peter. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Pekala, Almanya bir resesyona girmedi. Evet, bu veri geldi ve aynı zamanda yakından izlediğimiz Scholz'un yorumları var. Aynı şekilde hükümet bir bütçe disiplininde kalıyor gibi görünüyor 2020 için. Almanya'yı bekleyen şey nedir bir sonraki adım olarak? Dürüst olmak gerekirse hemen hemen aynı diyebiliriz ki çok yavaş bir büyüme var. Çok büyük farklılık yok tabii ki. -0.1 ile +0.1 arasında çok da büyük farklılık yok. Bir anda ekonominin bir teknik resesyondan kurtulduğunu için sevinmemeliyiz. Çok fazla karşı rüzgar var. Henüz ABD Çin ticaret sorunlarında bir çözüme ulaşmadık. Umuyoruz ki sonuna yaklaşıyoruz bu durumun ve bunun sonuçları var. Alman ihracatları zorluk çekmeye devam edecek ve elbette diğer Euro bölgesi ekonomilerde ivme kaybetmiş durumda. Küresel karşı rüzgarlar, Almanya'ya karşı esen rüzgarlar 2020 yılında 12 ay öncesinde düşündüğümüzden daha çok rüzgarlı ve güçlü olacaktır. Pekala, sizce Almanya'nın hükümet harcamasına ve mali teşviğe ihtiyacı var mı o tarafta? Evet, kesinlikle düşünüyorum. Evet ve bu bence çoğu insanın uzun bir süredir düşündüğü bir şey. Ve hükümetin görüşü şu, onlar sadece muslukları ekonominin gerçekten çok zor bir duruma düştüğünde açmaları yönünde. Ancak daha da fazla şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum şu an için. Örneğin çoğu Almanya ekonomisti diyor ki altyapının kalitesi Almanya'da olması gerektiği kadar iyi değil diyorlar. Yani köprülerden bahsediyorlar, altyapıdan bahsediyorlar. Dijital altyapı ise arkada kalıyor diğerleriyle kıyaslandığı zaman, benzer ekonomilerle kıyaslandığı zaman. Ve elbette çok büyük zorluklar da var iklim değişikliğiyle gelen. Ve çok fazla hükümetin dünya çapında daha fazla şey yapması gerektiğini söylüyorlar. Ekonomilerinin daha iklim dostu hareket etmesi için. Tabii ki yapılsa hükümetin yapabileceği çok şey var. Ve bunun için beklenmesi de gerekiyor. Gerekmiyor bunların uygulanması için. Pekala, sizce Fransa mali teşvik konusunda haklı mıydı? Evet, bence öyle. Bence şayet bütün Avrupa ekonomilerine bakacak olursanız çok gerçekten hızlı bir büyüme ihtiyaç olduğunu görürsünüz ve hükümet tarafından gelecek her şey ne olursa olsun gelmesi lazım. Ancak problem şu, çoğu ekonomiler şu an için Avrupa Komisyonu'nun ne düşüneceğinden endişeli, açık tahminleriyle alakalı ve tabii ki İtalya ve biliyorsunuz komisyon arasında 12 ay önce sorunlar yaşandı. Herkes bundan endişeli. Ancak bu şu şekilde yorumlanmamalı. Çok kelimesi kelimesine yorumlanmamalı. Çünkü esnek davranılması gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha teşvik vermek için Avrupa ekonomilerine. Bu biraz daha açık bir şekilde yorumlanmalı. Pekala, PMI verileri devam etmek istiyorum. Sizce piyasalar ve analistler çok mu kötümser Avrupa Birliği ekonomileri için? Ya da sizce bu karar bulutlar çok da uzun sürmez mi? Ne düşünüyorsunuz? Bugün yakından izlediğimiz enflasyon verisi de var aynı şekilde. AB ne yapabilir sizce bu varlıklarla %2'ye ulaşana kadar? Bence ekonomiler söz konusu olduğu zaman biliyorsunuz çok çok da kötü bir noktada değiliz. Hizmetler iyi, imalat tabii ki baskı altında. Ancak bununla birlikte ekonomi enflasyonun durumuna yardımcı olmuyor sizin de söylediğiniz gibi. Bence Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonun %2'ye gitmesine kadar varlık alım programını taahhüt etmesi çok önemli.
tehlikeli bir şey. Japonya Merkez Bankası bu tarz bir şey uyguluyor ve bu işe yaramıyor, çalışmıyor. Varlık alımlarının ben enflasyonu güçlendireceğini düşünmüyorum. Bu görüşte değilim. Sanırım bunu kabul etmemiz lazım. Bu hedefi göremeyeceğimizi kabul etmemiz lazım ya da hedefi değiştirmemiz lazım. Eğer bu hedefe ulaşamayacaksak, çünkü varlık almaya devam edecek olursak Avrupa Merkez Bankası varlık piyasasını kötüleştirmeye devam edecektir ve bunun da çok büyük ters etkileri olacaktır diye düşünüyorum uzun vadede. Ben zaten bu şekilde düşünüyorum. Pekala, son sorum da bankacılık sektörüyle alakalı. Avrupa Birliği'nde görüyoruz ki bir çalışma var, bankacılık birliği sistemiyle ya da bankaların sisteminin yeniden yapılandırılmasıyla alakalı. Ne düşünüyorsunuz? Bu bir ihtiyaç mıdır, bir zorunluluk mudur? Bence bu kesinlikle gerekli. Bu tarafta çalışılması gerekiyor kesinlikle. Ancak problem şu, bankacılık sektörü zarar görmüş durumda. Çok düşük faiz oranlarıyla, negatif faiz oranlarıyla ki karlılığı çok da düşürüyor ve sektörü yıllardır daha da kötü bir duruma sokuyor. Esasen çok fazla şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum Avrupa'da, Euro bölgesinde ve bu sürecin başlattığını biliyoruz, ancak devam etmesi gerekiyor. Çünkü bir sonraki sorun yaşandığı zaman buna hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum ve şu an için hazır olduklarını da sanmıyorum. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler Sayın Dixon. Mr. Dixon'ın bıraktığı yerden devam edelim. Evet. Hani negatif faizlere en son değindi. Bankacılık sektörünün üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetti. Evet. Biz bir taraftan sizinle tam nominal faizleri konuşuyorduk. Biz bir taraftan yüksekliğinden şikayet ediyoruz. Onlar negatif olmasından şikayet ediyorlar. Bunun optimum seviyesi nedir? Yatırımcı algısından bahsediyordunuz. Piyasa yapıcılığı da biraz değişti. Ne diyorsunuz en son gelen fiyatlamalar hakkında? Tabii negatif faiz bizim çok alışık olmadığımız bir olgu. Ama bir süre daha herhalde, özellikle Avrupa'da. Çünkü Amerika, Fed buna tamamen karşı çıkıyor. Bence de doğru da yapıyor. Bir Avrupa olgusu olarak da kalmaya devam edecek. Belki biraz da Japonya. Ama şöyle bir problem var. Bunun tasarruf sahiplerine negatif faiz olgusunu anlatmak bence çok zor. Yani bu kadar sahiden canla başla kenarından köşesinden kazandıklarını tasarruf ederek belli bir noktaya getirdiğinizde banka size diyor ki hayır, ben sana verdiğinden bana geri daha az geri vereceğim diyor. Öyle bir ortam olduğu zaman masrafınız oluyor. Evet, böyle bir ortam olduğu zaman da tabii bu sahiden çok bazı şeyleri yani Avrupa'nın, özellikle Almanya'nın genetiğini ters yönde etkileyen bir olgu. Çünkü hani bu insanların harcamaya teşvik etmiyor. Sadece tasarruflarını farklı ortamlarda ya da farklı varlık sınıflarında tutmalarına neden oluyor. Ve gelecek konusunda da iyimserliklerini kaybediyorlar. Çünkü hani ne olacak bizim halimiz diye bazı şeyler çıkıyor. Ondan dolayı bence Amerika doğru yapıyor. Burada bir belli bir miktarda her zaman bir reel faizin bankacılık sisteminin içerisine embed edilmiş olması gerekir diye düşünüyorum. Peki biz geriye dönüp baktığımızda mevcut faiz koşulları, hatta daha da düşüğün esasında geriye dönüp baktığımızda 2000'li yıllarda yaşadık. O dönem içerisinde bankacılık içinde de olduğum için yatırımcıların biraz da orada riskli ürünlere kaymış olduğunu da görüyordum. Evet. Yani ekstra getiriyi sağlamak adına işte %5-6 mevduat faizini almak yerine daha farklı ürünlere gidiyorlardı. Sizce şimdi bu başta da konuştuğumuz gibi %20'lerle başladığımız yıl başında geldiğimiz yerler %12. Yatırımcı sermaye piyasalarına mı gelecek, yoksa mevduatta ısrar mı edecekler, yoksa tüketecekler mi? Tabii. Esasında bu faiz indirim döngüsü çok hızlı ve şey oldu, birden oluşuverdi. Bunu esasında biraz daha yayabilseydik, özellikle bu negatif faiz altında kıvranan yatırımcıları çok daha uzun bir süre boyunca Türkiye'ye sıcak parayı çekme fırsatımız olurdu. Bu da esasında bizim birçok konuda rahatlatabilirdi. Ama çok hızlı yaptık. Yani işte 4-5 aylık bir süre içerisinde faizleri belli bir noktaya getirdik. Şimdi Fed faiz indirim sürecini bitirdi. Önümüzdeki sene gördüğümüz kadarıyla çok fazla bir beklenti yok. İki yönde de yok. Artırım yönünde de, indirim yönünde de. Lagarde diyor ki biz artık
para politikası olarak yapabileceğimizi yaptık, artık mali politikaların devreye girmesi gerekiyor diyor. Ondan ve bizim tarafta da işte enflasyon patikasına baktığımız zaman işte daha bu sene bir yıl ileriye dönük enflasyon beklentileri de 10,5 seviyesinde durdu. Şimdi ve bunu 10,5'a gelirken de özellikle gelecek senenin ilk çeyreğinde yükselecek. Yani işte Kasım'da 11, Aralık'ta 12, ondan sonra 13,5'ları göreceğiz. Bizim zaten şey politika faizimiz de şu anda 14 seviyesinde. Ondan dolayı hani esasında burada ekstra bir faiz indirimini yaratabilecek tam bir ortamın oluşup oluşmadığı bence ancak ilk çeyreğin sonuna doğru ortaya çıkacak. Ve bizim de hani bu seviyelerde tamam, faizler düşük, her şey çok güzel. Yıl başına da muhtemelen bu düşük faiz ortamında yeni bir işte January effect derler. Ocak ayları genelde iyi geçer piyasalar için. Ocak, Şubat. Öyle bir ortamda girecek olursak bence iyi bir başlangıç yapmak için gerekli olan alanlar var. Jeopolitik tarafta çok büyük bir problem olmadığı sürece. Geçtiğimiz sene Londra'ya bu zamanlarda roadshow'a gitseydiniz farklı konularla ve soru ve sorunlarla geleceklerdi. Şimdi esasında söylemiş olduğunuz yatırım ikliminde bunu yabancıya anlatırken gelen en çok sorular ne oluyor size ikna etme konusunda? Çünkü yabancı sahiplik oranına baktığım zaman da %63 ile %65 arasında gidiyor geliyor. Fazla da bir hani net bir giriş, evet, net bir çıkıştan da bahsedemiyoruz. Orada gördüğünüz önemli noktalar var mı? Evet. Cumhur esasında geçen seneye gitmeye gerek yok. En yakın örneği bu IMF toplantıları Washington'da başlangıç günüyle bitiş günü arasında bile jeopolitik açısından çok ciddi farklar oldu. İşte kongrenin yaptırımları gündeme gelmişti. Ondan sonra onları bir şekilde bertaraf edildi. Yani böyle bir curcuna içerisinde geçiyor. Sadece bir hafta bile bazen bize aylar kadar uzun gelebiliyor. Sadece çok fazla değişken, çok fazla da belirsiz koşullar var. Sadece Türkiye için değil, global piyasada da. İşte esasında bakarsanız bu ticari savaşı olmasaydı bence bu sene gelişmekte olan piyasalar yani son 10 yılın en iyi senesini yaşayabilirlerdi. Ama bu belirsizlik, işte Brexit oradan, her şey biraz bütün bu algıyı, risk primini arttırıyor ve insanların eli gitmiyor. Bence burada... Trend oluşumunda sıkıntı görüyor musunuz? Yani çünkü genel anlamda baktığımızda yani, Borsa İstanbul 93.000, 98.000, 98.000, 105.000. Evet. Yani yatırımcılar bir fırsat kaçırdığını hiçbir zaman hissetmedi. Çünkü hep satan düşüğünden alabildi, alanda daha yükseğinden satabildi. Ne diyorsunuz? Evet, yani sadece o range'i oynayan oyuncular hani doğru fiyatlı zamanlamayı bir de bankaları doğru trade ettikleri zaman bu sene güzel para kazandılar. Ama iş bununla bitmiyor. Ben şunu görüyorum esasında biz Eylül ve Ekim aylarında sanki ekonominin dibini yani dip seviyeleri gördük gibi gözüküyor. Şimdi bundan sonra eğer özellikle dördüncü çeyrekte büyüme açısından iç tüketimin de desteklediği bir şekilde iyi gidiyor. Gelecek sene de muhtemelen işte 2,5-3 seviyesinde bir büyüme olacak ama bu dibin oluşumu özellikle ilk etapta yatırımcıların Türkiye'ye gelmesi açısından eğer bu jeopolitik olayları da bir şekilde hani arka gündemin ön maddesinden arka maddelerine doğru geçirebilirsek o zaman bence özellikle yabancı yatırımcının da Türkiye bakışı yavaş yavaş pozitife döner diye düşünüyorum. Ama burada çok önemli bir şey var. Bizim ne mali politikada ne de para politikasında hata yapma lüksümüz yok bence. Eğer yani bol para ortamında bunları biraz yapabiliriz bazı şeylerde. Ama artık hani bu faiz indirim dönemi de sona erdiği üzere artık burada bir yabancı yatırımcılar açısından işte bir hani güzellik yarışı derler ya. Hani önlerinde birçok alternatifin arasında Türkiye'de olacak. Ondan dolayı oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Küresel piyasalarda ticaret gerilimine biraz değindiniz. Neredeyse 18-19 aydır
piyasalar ve bizler bununla yatıp kalkıyoruz. Evet. Bir gün iyi, bir gün kötü. Bir gün işte Financial Times ya da Wall Street ya da New York Times'da başka bir haber çıkıyor. Öbür gün Munchin'den ya da Kudlow'dan farklı rakamlar geliyor. Piyasa sizce bunu daha kaç defa satın almaya devam edecek? Şimdi ben hani farklı bir haber görmüyoruz ama S&P'nin 3100 seviyesine geldiğinde şahit oluyoruz. Ne diyorsunuz? Bu ticaret geriliminde sona doğru yaklaşıyor muyuz yoksa daha yeni mi başladık? Vallahi o konuyu bilmiyorum ama gelecek sene bu işi Amerika tarafı, Trump bu işi çok fazla gündeme getirmek istemeyebilir. Yani iç politika meselesi olarak kullanmadıkları sürece hani seçim senesi olacak. Ondan dolayı onların farklı bir seçimle alakalı farklı bir stratejiye doğru gidebilirler. Ama yani bu artık bir iki tarafta da bir iç politika meselesi haline de geldi. Ama işte filler tepinirken olanlar küçüklere çimleri oluyor. Öyle bir durumdayız. Yani sahiden bir gün artı bir gün eksi bu şeylerin haberlerin etkisi artık ne olacağını da göreceğiz. Yani ben bu konuda sahiden hiç kimsenin çok mutlu olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bir trend oluşumunu çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Yani bu haberler şöyle gönül rahatlığıyla paranın yönünü belirleyebileceği bir ortamın önü engelliyor. Bu da sahiden hani ancak belli bir süre traderlar bunlara dayanabilir, yatırımcılar. Bir yerden sonra da artık ilgilerini azaltırlar o etkilenen piyasalarla alakalı. İşlem miktarlarında bu düşüşü görebiliyor musunuz? Daha önce mesela işte bir emri işte 1 milyon lot olarak gelen bir emir aynı yatırımcı kitlesinden şimdi daha düşük miktarlarda ya da daha yakın söylemiş olduğunuz gibi stop loss'ları daha yakına alıp pozisyonunda çok fazla ısrar etmeden o mudur zaten bugün bence piyasalardaki hızlı hareketleri, dalgalanmaları, boşlukları beraberinde getiren? İşte tabii yani en sonunda şöyle bakın fonlara girişler önem kazanıyor bu dönemde. Fon girişleri ve fon çıkışları piyasaları çok etkiliyor. Bir de algoritmalar da şey yapıyor. Ondan teknoloji dolayı ne hacimleri orada? Rekabet hacimleri çok fazla yani hacim düşen yatırımcı ilgisindeki düşen hacimleri esasında algoritmaların yarattığı yeni hacimler kompanse edebiliyor. Ondan dolayı orayı çok fazla net bir şekilde göremiyorsunuz. Ama bir de sahiden dünyada hiç olmadığı kadar para var. Yani bugün dünyada hiç olmadığı kadar para var. O para da kendilerine bir yuva arıyor. O yuvayı ararken de sahiden giriş çıkışlarda belli bir hasar verebiliyor piyasalara. İşte böyle bir ortamda paranın bol olduğu, volatilitenin yüksek olduğu ve şey belirsizliğin de yüksek olduğu alanlarda böyle hani birden her şey güzel giderken S&P'nin %10-15'lik düşüşleri, sonra geri tırmanışları ya da işte Çin tarafındaki hareketler bunlar artık normal karşılanabiliyor. Ve o da sahiden yeni bir yatırım ortamın oluşmasının önünde engel teşkil ediyor. Borsa İstanbul'la ilgili birkaç tane haber manşeti bu hafta geldi. İşte TL, REF, farklı hisse senetleri üzerinde vadeli kontratların gelmesi. Bir de altını çizmiş olduğunuz o konuyu da merak ediyorum. Algoritmik işlemler. Son dönem içerisinde kurumsal yatırımcı ya da yabancı yatırımcı diye hani bizim gördüğümüz, alıştığımız işlem hacminde onların yerini artık piyasa yapıcılığı kısmını bu algoritmalar mı aldı? Burada aracı kurum sektöründe rekabet ne durumda? Hem teknolojik anlamda hem fiyatlamalar konusunda. Çünkü hacmin gitmesi sizin karlılığınıza da olumlu ya da olumsuz nasıl yansıyor? Evet. Türkiye'de ilk algoritmaları, kurum içi algoritmayı yazan ya da yazdıran ya da o ekibin başında olan bir kişi olarak ben algoritmalara esasında daha fazla şu şekilde bakıyorum. Esasında algoritmalar kendileri ya da robotlar algoritmayı yazan kişiler kadar iyidir diyelim. Yani hepsi doğru karar vermez ve esasında bir piyasa içerisinde en tane trading stratejisi yürüten farklı algoritmalar vardır. O da esasında likiditeyi çok destekleyici bir faktördür. Hızlı işlem yapmaları da önemlidir. İşte high frequency trading tarafında. Ama Türkiye'deki piyasaların gelişmesinde algoritmalar
belli anlamda, çünkü hani algoritmaların hacimleri büyüyor, çok güzel, her şey iyi oluyor ama o sırada hani birbirlerinin dışında likidite çok fazla kalmıyor. Çünkü bireysel yatırımcılar biraz geri çekiliyor öyle zamanlarda. Sanki biz, Türkiye piyasalarında algoritmaların bireysel yatırımcıyı biraz hırpaladığını görüyorum. Ama bu algoritmaları açısından bu hani bunları yasaklayalım demek açı değil. Esasında bireysel yatırımcıların biraz daha orta uzun vadeye doğru dönmeleri gerekiyor. Çünkü bir algoyu takip ederek o işlemleri yetişmeye çalışınca, günlük işlem yaparken o problem yaratıyor size. Tabii finansal piyasalarda pek çok bilinmez doğrular var. İşte temel analiz mi, teknik analiz mi, ya da işte kaldıracın yüksek olması mı daha iyidir, düşük olması mı? Şimdi algoritma tarafında da yatırımcı psikolojisinin ya da duygusallığın çıkması sizce ne kadar anlam ifade ediyor? Performanslara getiri anlamında olumlu yansıyor mu sizce? Dediğim gibi algoritmanın trading stratejisiyle ve yani yazanla alakalı bir şey bu. Yani her yatırım kararı nasıl benim aldığım yatırım kararları doğru çıkmıyorsa, bazıları çıkıyorsa ya da önemli olan burada o kararlarının ortalamada daha fazla artı getirenlerin eksi getirenlerden daha fazla olmasını beklemekse, yani algoritmalarda da böyle bir şey var. Yani onların da yaptığı her işlem doğru olmuyor. Zarar da edebiliyorlar. Ama önemli olan burada işte o zararda ısrar etmeme konusu, hani kol kesme, şeye işte doğru gitmeyen bir yatırım kararından hemen çıkma konusu algoritmalar açısından hani bir problem değil, ama işte duygusal parça orada bireysel yatırımcıyı ya da herhangi başka bir fon yöneticisinin çok daha disiplinli hareket etmesini hani duygusal olarak engellerken algoritmaların öyle bir derdi olmuyor. Yanlışı yönetmek, para yönetimi zaten herhalde kazanca giden en önemli yollardan bir tanesi gibi gözüküyor geçmiş dönemdeki rakamlara bakarsak. Peki alternatif yatırım olarak yavaş yavaş ya da sektör 2020 strateji raporlarını yavaş yavaş belki kaleme almaya başladı, beklentilerini almaya başladı. Siz Borsa İstanbul'da 2020 için hedef demeyeceğim ama sektör olarak yine bu kırılmanın devam etmesini, sınai ile bankacılık endeksi, buradaki o performans farklarını bekliyor musunuz? Dün yeni bir halka arz gördük. Bu noktada yeni halka arzlar olur mu olmaz mı? Sermaye piyasasını derinleştirmeye çalışıyoruz. Haftaya kongre var. Oraya ilgi olur mu olmaz mı? Ne dersiniz? Bence bunların hepsine evet diyebiliriz. Gelecek seneyi biz alternatif yatırım olarak esasında gelecek senenin büyümesinin gerçekleştirecek lokomotif iç tüketim olacak. Hani bu bizim cari açığımızı şey yapabilir, kötü etkileyebilir falan, ama günün sonunda iç tüketim bazlı bir büyüme olacak gelecek sene 2020'de. Ondan dolayı bunu bankacılık sektörü ve iç tüketime şey yapacak, iç tüketime yönelik sanayi şirketlerinde bence pozisyon alınmakta yarar vardır diye düşünüyorum. Çok hani alıp tutup sene sonunda satınca da para kazanacağınız bir senede olmayacaktır. Bence çok yine volatilitesi bol bir sene olacaktır. Bu volatilite Türkiye'den kaynaklanabilir ya da yurt dışından kaynaklanabilir. En sonunda bizim dışımızda neredeyse bütün borsaların, piyasaların rekorlar kırdığı bir ortamda onların bir şey işte belli dönemlerde yine hızlı kar realizasyonları, geleceği düzeltmelerin geleceği yerler bizi de etkileyecektir diye düşünüyorum. Peki Borsa İstanbul içerisinde baktığımızda bir akşam seansı ya da vadeli işlemler tarafında zaten hep bu gündemde olan da bir konuydu esasında. Evet. Belki de bir proje biraz daha erkene mi çekilecek, bunu takip ediyoruz. Dolayısıyla piyasa, bu da tek doğrusu olan bir şey değil. Evet. Yani bazen likitlerin gerçekten fiyatlamaların açık olduğu yerde sıcak bir haberi özümseyip fiyatlara yansıtmak mı doğrusu, yoksa aynı şekilde likit de vermek mi, bunu da bilemiyoruz, ama siz akşam seansı için ne düşünüyorsunuz? Ben şunu düşünüyorum. Alt dayanak varlığı trade etmeyen bir varlığın akşam seansı olmamalı. Yani ben akşam seansına kategorik olarak karşı değilim. Bunu kur
Future'ları üzerinde olabilir, altında olabilir. Yani bütün şeylerde, ama hisse senetleri piyasası, özellikle bizim hisse senetleri piyasamız küçük bir piyasa. Yani görece olarak baktığınız zaman o kapalıyken endeks future'larının trade etmesi bence çok çok yanlış bir karar olur diye düşünüyorum. Burada hani bir seans başında işte bir aşağı yukarı yarım saat öncesinde trade ediyorlar. Bir de kapanışta bir 15 dakika daha ekstra. O zamanlarda bile volatiliteyi çok iyi yönetemeyen bir futures piyasası var. Ondan dolayı yani normalde dayanak varlık trade etmiyor. Hisse senetleri piyasası kapalıyken futures, bir de kaldıraçlı olarak futures piyasasının gelebilecek haberlere vereceği tepki çok insanın canını yakacağını düşünüyorum. Peki halka arzları sormuştum. Orada yeni şirketler var mı projede bekleyen bence, ya da sunumlar yapılan? Evet, şöyle halka arzlar hiçbir zaman piyasanın en tepesinde ya da piyasanın en dibinde olmaz. Çünkü bir yukarıda alıcısı olmaz, aşağıda da satıcısı olmaz. Şey olarak hani hissedarlar satmayı, halka arz yapmayı istemez düşük fiyatlamadan. Ondan dolayı eğer biz hisse senetleri piyasasını belli bir ortama oturtup oradan da yabancı ilgisini çekebilirsek gelecek sene, bence güzel halka arzları için kaybettiğimiz, kaçırdığımız o fırsat penceresini tekrar açmış oluruz diye düşünüyorum. Atilla Bey, katıldığınız için değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum ben size. Teşekkür ederim. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından akıllı paraya devam edeceğiz. Ahlakçı Yatırım'ın sunduğu akıllı para devam edecek. Ahlakçı Yatırım'ın sunduğu akıllı para devam ediyor. Akıllı paranın son bölümünde bugün muhabir arkadaşımız Ceren Dilekçi'nin bir haberini aktaracağız size. Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisi Aslı Demirgüç Kunt bir sunum gerçekleştirdi. Oradan öne çıkan notlara aktaralım ve akıllı parayı noktalayalım. Kriz döneminde yatırımcılar tamamen riske göre ağırlıklandırılmış sermaye rasyosunu görmezden geldiler. Çünkü anlaşılabilir bir şekilde örneğin Citibank'a baktıklarında riske göre ağırlıklandırılmış sermaye rasyosuna baktılar. Citibank'te çok iyi bir kapitalizasyon vardı, sermaye vardı. Yani büyük bankalar için yatırımcılar tamamen ama tamamen sermayenin toplam varlıkları oranına odaklandılar. Ne yapacaklarına karar verirken bu sebepten ötürü aynı şekilde gördüğümüz şey şu: farklı rasyolara baktığımız zaman yatırımcıların Tier 1'ı tercih ettiklerini görürüz diğerlerine kıyasla. Bu noktada da ortaya bir soru çıkıyor. Bu noktada o soru da şu oluyor: biz tamamen ya da herhangi bir şekilde riske göre ağırlıklandırılmış sermaye rasyosuna bakıp sermayenin iyileştiğini düşünebilir miyiz sorusu ortaya çıkıyor. Bir sonraki tabloya bakacak olursak, o tabloda Tier 1 sermayelerin toplam sermaye oranından bahsedeceğiz. Daha önce de söylediğim gibi Basel Anlaşması'nın hedeflediği şeylerden bir tanesi şu: Tier 1 sermayenin toplam düzenleyici sermayeyi oranını arttırmak, bunu hedefliyor.
gelişen bankaların ve yüksek gelirisi olan ülkelerin bankalarına bakacak olsak bunun başarıldığını görebiliyoruz. Çünkü Tier 1'ın toplam düzenleyici sermaye oranının %90 oranında arttığını görebiliyoruz. Tabii farklı bir noktadan da bahsetmemiz gerekiyor bununla alakalı. Çünkü anket sonuçlarına dönüp baktığımız zaman gördüğümüz bir şey var. O da şu, bu evet gerçekleşti. Ancak Tier 1 sermayenin tanımı da genişledi. Şimdi Tier 1 sermayenin genişlediğini görüyoruz çoğu ülkede. Hibrit borç sermayesi enstrümanlarına genişledi ya da subordineli borca genişledi. Bunlar hisse kayıplarını absorbe etmede o kadar da başarılı olmayabiliyorlar. Esasen tabii şu noktada bir kanıtımız yok. Bankaların gerçekten de bu tarz enstrümanları olduğunu göstermek için kanıtlarımız yok. Yeni düzenleyici rasyolara uymak için, ancak bunun gözlemlemeye değer olduğunu düşünüyoruz. Çünkü işler kötüleştiği zaman çoğu şey çok hızlı bir şekilde değişiyor sizin de bildiğiniz gibi. ABD vadeli işlemlerde her 3 endekste artıda. Larry Kudlow bu konudaki yapmış olduğu açıklama, ABD-Çin ticaret görüşmesinde faz 1 anlaşmaya yakın olduklarını aktarması dün akşam itibariyle.